İlk hücum şansı misafir ekibin. Olcay. Verdiği kullandı Olcay. Ribačević. Tekrar Olcay. Ribačević'in perdesi. İki oyuncu orada sıkıştırmayı yaptı. Ribačević 6 saniye, 5 saniye. Čujić 3 sayılık atışta isabet var. Claudio Monica Čujić'in basketi. Sandalasini. Chiavon bıraktı. Deramenka. Sandalasini dönerek atışını kullandı. Başarılı değil. Savunma ribaundu Kriva çekmişler. Čujić. Çembere baktı, atmadı Kriva Čević. Şimdi Büşra. Olcay. Ayşe peşinde. Olcay yerde kaldı o pozisyonda. Faul. Olcay Çakır Turgut karşılaşma öncesinde maça ilişkin görüşlerini dile getirirken savunma dedi. Fenerbahçe cephesinden Merve Arı'da tabii aynı şekilde. İki takım da hali hazırda ligin en az sayı yiyen ekipleri. 1263 sayı yemişti Fenerbahçe, 1250 sayı yemişti BOTAŞ ve Türkiye Kupası finalde hatırlayacaksınız. Az sayılı bir maçtı yani, en azından kararında diyebiliriz. Ve şimdi atışta isabet yok. Savunma reboundu Deramenka. Ayşe Cora. Birsel Vardarlı Demirmen. Bom kendisini göster. Top aldı Deramenka'ya, indirdi Deramenka. Çok kolay bir basket buldu. Melis'in savunmasında. 3-2 BOTAŞ'ın üstünlüğü. Olcay'ın karşısında Ayşe. Olcay rakibi geride bıraktı. Orada blokla birlikte bir de faul kararı. Deramenka kapattı ama faul. Anastasia Deramenka. Çember altındaki büyük güç. Bir kez daha izledik pozisyonu. Olcay ilk atışı başarılı. İkinci atış. Burada da isabet var. 5-2 BOTAŞ'ın üstünlüğü. Deramenka. Baskı var BOTAŞ'ta. Chiavon içeride. Melis üzerine düştü orada. Fake cevap geldi ve faul kararı. Basket yok. Sadece pozisyonda bir kez daha bakalım. Bir basket faul beklentisi vardı. İşte burada fake'ine cevap aldı. Melis'in faulü. Durun diyor. Karşılaşmanın baş hakemi Ergin Sarı. Şimdi bir kez daha izlenecek görüntü. Peki BOTAŞ'ın üstünlüğü var. Čujić'in üçlüğüyle başladı mücadele. Claudio Monica Čujić, BOTAŞ'ın önemli skor gücü. Hem başkentteki maçta hem de Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe savunması gerçekten iyi durdurmuştu bu oyuncuyu. Bakalım bugün neler olacak. Evet, bir sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Pozisyon bu. Şimdi Von. Serbest atış çizgisinin gerisindeki oyuncu. İlk atışı başarılı. İki de iki yapıyor Von. 5-4 skor ve Fenerbahçe hücumunu izleyeceğiz. Sandalasini topu oyuna soktu. Deramenka. Ayşe Cora kendisini göster. Topu aldı. 3 sayılık atışı da isabet var. Ayşe Cora'nın 3 sayılık basketi geliyor. Ve Fenerbahçe böylece 7-5'lik üstünlüğü eline alıyor. 2 serbest atış, 1 de üçlük. 5 sayılık bir hücum oldu Sarı Lacivertler adına. Olcay. Čujić. Karşısında Sandalasini. Ribačević geldi.
Çuiç, Büşra içeri indiriyor. Kıyma, Çeviç iki oyuncu arasından çemberi bulamadı. Dirsel'le başlayan Fenerbahçe hücumu. Ayşe Çora, Zandale Sini. Ayşe dengesini yitirdi. Pas arası Olcay. Top kaybı Fenerbahçe. Sağ tarafından Çuiç geldi. Turnike basket Çuiç. 7-7'lik eşitlik. Anastasya Beremeyenka. Birsel. Sandal Asini. Beremeyenka. Birsel. 3 saniye. 2 saniye. Beremeyenka çembere baktı. 24 saniye kala. Anastasya Beremeyenka. 3 sayılık basket. Fenerbahçe'nin uzunundan. 10'a 7'lik skor. Sarı lacivertler bir kez daha önde. Olçay. Melis. Büşra. İki oyuncu arasından geçti. Topla dışarı çıkardı Melis. Karşısında Birsel 6 saniye. 5 saniye. Birsel'in topa müdahale etme isteği orada. Faul kararını da beraberinde getirdi. Birsel Vardarlı Demirbey'in ilk faulü. Takım halinde Fenerbahçe'nin 3. faulü oldu maçta. İlk çeyrekte. Olcay. Kriva Çeviç'in perdesini kullandı. İçeri drive dışarı çıkardı. Köşede Çuiç. Çuiç'in atışı iyi bir atış değil. Uçundan boş dönüyor Montaj Spor. Şimdi Birsel. Beremeyenka. İçeride bom. Bekletmeden köşeye göndermek istedi ama bu kez de Fenerbahçe adına kötü bir aksiyon geldi. Top kaybı. Valeri Garnier, Sarı Lacivertlerin tecrübeli koçu, az önce ekranlara geldi. Olcay. Otaş Spor'dan da hata geliyor. Üst üste karşılıklı hatalar. Birbirine benzer pozisyonlar. Birsel'le top getiriyor Fenerbahçe. Sandal Esili. Beremeyenka. Savunmasındaydı. Top kaybı Fenerbahçe'de. Çuiç şimdi. Radyo Monika Çuiç. Bıraktı Büşra. Krivaçeviç çembere baktı. Üçlü yolladı isabetle. Diana Krivaçeviç. Ona düğümlenen skor. Karşılıklı basketlerle başlayan maç. Birsel. Büşra'nın baskısı var. Faul Büşra. Ayşe. Olcay karşısında Ayşe Çora. Birsel'e top aldırmama çabası Büşra'dan agresif savunma. Melis de yardımına geldi, ikili sıkıştırma. Beremeyenka sandalye seni şimdi. Köşeye doğru Ayşe Çora boş üçlüğü buldu. Atışta isabet yok. Üçlü rebound orada. Rebound mücadelesi sürüyor. Dışarı çıkardı Von. Üçüm şansı daha yarattı. Sarı lacivertli ekibe. Birsel indirdi Beremeyenka. İki oyuncu arasında Beremeyenka. Top kaybı yaptı. Şimdi Çuiç. Hemen önünü kapattı sandalye seni. Çuiç zorda. Ayşe Çora'nın baskısı. Top kaybı yenmedi Botaş'tan. Olçay. Melis. İyi kapattı orayı. Sarı lacivertli savunma. Drive. Krivaçeviç ama umutsuz bir çaba o. Beremeyenka savunmada çok rahat kapattı. Ayşe Çora. Düşüm şansı devam edecek. Fenerbahçe'nin. Beremeyenka misafir ekipte Çuiç attıkları beşer sayıyla takımlarına skor anlamında liderlik ediyorlar. Fenerbahçe hücumu 20 saniye içinde çabuk bir şut geldi isabetli. Birsel'in güzel atışıyla 12-10'luk skor Fenerbahçe adına. Büşra. Olçay. İçeriye bir de reverse. Savunmaya yardım geldi. Top kaybı. Fenerbahçe hücumunu izleyeceğiz. Ayşe ile top getirdi. Sarı lacivertler.
Sen Dalasini bıraktı. Ayşe Cora. Çeyin baskısı vardı. Anastasia Veremeyenka. Çuit savunmasında bu kez. Melis değil. Switch yaptılar orada savunmada. Ve Sandalasini'den çok güzel bir atış izledik. Böylece farkı 5 sayı yükseltti. Televizyon molası sonrasında sarı lacivertler. Olcay. Pas arası Bond'dan. Bond Melis'ten topu çaldı. Antrenman rahatlığında geldi sarı lacivertli. Hücum basketle bitmiyor. Bundan boş dönüyorlar. Ve şimdi savunma yerleşmeden pozisyon bulabilecek Mota Şair. Savunma yerini aldı Fenerbahçe'de Olcay. Bond karşısında Olcay içeriye doğru gitti ama top kaybı yine. Olcay'dan üst üste top kayıpları. Otaspor'da sonra bir oyuncu değişikliği gelecek Fenerbahçe'de. Tuğçe Canites oyunda olacak. Anastasia Veremeyenka. Birsel. Kaptan Birsel perdeyi kullandı. Kendisine pozisyon yaratan dışında isabet var. Birsel Vardağlı Demirmen. Otaspor hücumu mola sonrasında Olcay. Olcay Çakır Turgut. Çuiç gösterdi atmadı. Çuiç. Çuiç'in atışı başarılı değil. İyi kapattı Zandalesini. Fenerbahçe'de mola sonrasında Tuğçe Canıtez'de oyunda. Birsel Bardağlı Demirmen. Birsel bıraktı Zandalesini. Tuğçe perdeye geldi. Zandalesini onunla oynamak istedi. İyi kapattılar. Şimdi Birsel. Çembere baktı. Birsel aradan geçti. Atışı isabetli. Birsel Bardağlı Demirmen. Maça şu ana kadar gerçekten en iyi başlayan oyunculardan biri 6 sayıda. Daha sonra Botaş'ta bir değişiklik. Sehernaz oyunda olacak. Çuiç. Zandalesini savunmasında Çuiç içeri drive'ı yine zor bir pozisyon ama faul. Zandalesini'nin de ilk faulü. Fenerbahçe takım halinde limiti buldu. 4 faaldeler. Blam oyunda başta ilk kez Ayşe Belç'e gitti. Claudia Monika Çuiç. İlk atışı isabetli. İkide iki yapıyor Çuiç. Baskı var rakip sahada. Misafir ekipten orayı kolay açtı Fenerbahçe. Sandalesini çembere doğru gitti. 2'ye bıraktı ama basket yok. Atış kaçtı. Savunma reboundu. Krivacevic ve şimdi Olcay. Melis. Tekrar Olcay. Melis'e indirilen top. Lam savunmasında Melis dışarı çıkardı. Sehernaz. 3 sayılık atışta isabet yok. Birsel şimdi topu getiren oyuncu Blam. Sehernaz'ın faulü. Sehernaz az önce oyuna dahil olmuştu. İlk faulü yaptı. Birsel topu oyuna soktu Tuğçe. Tekrar Birsel Vardarlı Demirmen. Blam gösterdi atmadı. Kelsey Plum, Tuğçe şimdi içeri indiriyor. Anastasia Veremeyenka hook atışı başarılı değil. Bir yarım çengel izledik az önce. Anastasia Veremeyenka'dan kaçan şut sonrasında şimdi Botaşspor hücumu 6 saniye indi. Hücum süresi 5 saniye. 4 saniye Olcay çembere baktı. Olcay'ın atışı başarılı değil. Ucundan boş dönüyor yine Botaş. Az sonra Özge Yavaş oyuna girecek Fenerbahçe'de. Birsel. Bir dakikanın altına indi bu arada ilk çeyrekteki. Maç saati süresi Tuğçe orayı zorladı. Melis kapattı. Atışta isabet yok. Topu çelme çabası başarılı. Tuğçe'den bir ucum şansı daha yarattı Fenerbahçe. Bu çaba. Atışta isabet yok. En kalan tamamlamak istedi. Olmadı. Basket faulü çok yakın bir pozisyon. Sadece faul.
İki serbest atış izleyeceğiz az sonra. Özge Birsel değişikliği Fenerbahçe'de. Özge Yavaş oyunda. Eremenka ilk atışında hata yapmadı. Botaş da az sonra maça ilk 5'te başlayan oyunculardan biri Büşra Akbaş yeniden oyuna girecek. Eremenka 2'de 2 yapıyor. Melis Benç'te, Büşra oyunda, Botaş'ta. Çuic. Eremenka karşısında orayı kapattı. Çuic. Dışarı çıkarıyor Krivacevic. Çembere baktı. Atışı isabetli. Diana Krivacevic. İki sayılık atışı başarılıydı. Krivacevic'in 21-14 ile 7 sayılık fark. Fenerbahçe adına ve artık ilk çeyrekte son saniyeler. Zandalesini 10 saniyenin altına indik. Sürede Tuğçe şimdi. Zandalesini biraz için boş kaldı. Atışı isabetli. Zandalesini'nin basketi ve güzel şutun ardından çok uzaklardan savrulan bir top. Başarılı değil. 24-14 ile 10 sayılık bir fark Fenerbahçe adına ilk çeyreğin sonunda oyun alanının en skorer isimleri. Ev sahibi ekipte Eremenka ve misafir ekipte Çuic. İkinci çeyrek başladı. İlk hücum şansı Fenerbahçe. Üske bıraktı Tuğçe. Sandalesini perdeyi kullandı. Orta mesafe atışında isabet yok, savunma ribaundu Çuic. Büşra. Özge savunmasında Büşra'nın. Sehernaz bıraktı tekrar Büşra. Büşra topsuz diyordu çembere, orada topuna müdahale. 8 saniye hücum süresi Botaspor adına. Özge'nin az önce savunmadaki çabası bir kez daha ekranlara geldi. Melis. Büşra 3 sayılık atışı isabetli değil. Tuğçe. Kelsey Plum. Plum stop jump shot. Başarılı değil. Şu iki savunma reboundu. Claudia Monica Çuic. Krivacevic'in perdesi. Faul kararı. Zandaresini'ye çalındı faul. İkinci faul oldu. Daha önce misafir ekipte Melis Gülşen iki faule ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Az önce de Zandalesin. Melis şimdi. Melis iyi savunma. Basket faul çıktı buna rağmen. Melis Gülşen orayı iyi kapattı Tuğçe Canites ama buradan bir basket faul çıkardı Melis. Fenerbahçe'de Ayşe Çora, Zandalesini değişikliği. Cecilia Zandalesini bench'te. 24-16 Melis'in tek atışı. Bunda da isabet var. 24-17 ile 7 sayılık fark. Özge. Sehernaz karşısında Özge bıraktı. Tuğçe şimdi. Üstten ters yıldı. Faul geldi. Melis'in üçüncü faulü. Botaş adına tabii kötü bir haber. Elizabeth Williams'ın da olmadığı bir kadro ve Melis 3 faule erken ulaştı. İkinci çeyrekte bitime 8 dakika 49 saniye kala. Tuğçe. Takımının skor yükünü çeken oyuncu konumunda. Rakip sahada baskı başladı. Tam saha baskı sonrasında Fenerbahçe hücumu devam ediyor. Özge. Özge Yavaş. 10 saniyenin altına inen bir hücum. Plam. Ayşe Çora. 6 saniye. 5 saniye. Özge içeriğinde de çok güzel bir asist. Ve Kiyabo'nun basketi. Adrigane'yi de yerinden kaldırdı bu pas. Çok şık bir asist oldu. 27-22'lik skor. Olcay.
Büşra. Krivacevic o topu alamadı. İyi bir pas çıkmadı içeriye Büşra'dan. Az önceki harika asist bir kez daha ekranlara geldi. Kiavon çok rahat kaliteli pasla basketi buldu. Özgen'in asistini izlemiştik. Şimdi Tuğçe'nin atışında isabet yok. Krivacevic savunma reboundu. Tuğçe'nin baskısı Çuiç'e foul. Tuğçe'nin ikinci faulü oldu. Krivacevic. Erdenay oyunda bu arada Botaş'ta. Erdenay topçu. Olçay. Bol karşısına geçti. Köşeye bir pas gönderdi Olçay. Hüseyin katışta isabet yok. Rebound mücadelesi. Top oyun alanı terk etti. Evet. Botaş spor hücumu sürecek diyor Sedef Yarıcı. Az önceki rebound mücadelesi. Olçay. Çuviç kendisini gösterdi. Dışarı çıktı topu aldı. Savunmasında plan var. Krivacevic şimdi. Bol da geldi onunla birlikte. Çuviç içeride. Son pozisyon. Hatalı yürüme kararı. Çuviç aynı görüşte değil. Bu karara katılmadığını orada yaptığı hareketle ortaya koydu ama tabii karar net. Sonuçta o hücumdan boş dönmüş oldu. Botaş şimdi Fenerbahçe hücumunu izliyoruz. Perdeyi kullandı Ayşe Cora. Bom tekrar Ayşe. Süreye baktı. Reverse savunmayı kapattı ama çok güzel bir asist daha. Tuğçe Canites'in basketi geldi. Özge Yavaş'ın ardından bu kez de Ayşe Cora'dan bir asist. Çember altında bomboş pozisyonda Tuğçe'nin basketini izledik. Olcay'ın atışı başarısız. Çemberden geri gelen top Tuğçe'de kalmıştı. Şimdi Kelsey Plum. Ayşe Cora. Perdeye takıldı Olçay. Top kaybı olmadı Fenerbahçe'de. Plum. 3 sayılık atış başarılı. 3 sayılık basket geliyor Ayşe Cora'dan ve mola bu kez Botaspor'dan. Mola sonrasında Botaspor hücumunu izliyoruz. Olçay. Krivacevic. Çuiç. Çuiç'in atışı isabetli. Çuiç bir kez daha önemli bir şut soktu. Kişisel skorunda 13 sayıya yükseltti bu arada. Çuiç. Ayşe Cora. Özge Yavaş. Krivacevic onun topuna müdahale etti. 9 saniyesi var Sarı Lacivertlerin. Plum. Kelsey Plum. Sıkı bir savunma orayı kapattılar. Şimdi Ayşe Cora. 1.4 saniye kala çembere gitti. Orada faul kararı çıktı. Ayşe Türkiye Kupası finalinde de 10 sayıyla önemli bir katkı yapmıştı Fenerbahçe'ye. O kupanın kazanılmasında final performansıyla özellikle ön planda olan isimlerden biriydi. İlk atışta isabet var. İkinci atış, bu da isabetli. Serbest atış çizgisinden 2'de 2 ile ayrılmış oldu böylece. Az sonra Veremeyenko ile girecek Fenerbahçe'de Olçay. Krivacevic. Çuiç. Çuiç içeri drive'ı. Zor pozisyonda yine başarılı bir atış. Çuiç. İçeriden dışarıdan sürekli skoru destekleyen oyuncu konumunda. Botaspor'da.
Özge. Tuğçe. Tekrar Özge Yavaş. Agresif bir savunma gördü Erden Aydan. Savunmadık çaba devam ediyor Muhtar Spor'da. 5 saniye, 4 saniye. Kelsey Plum, Çu için savunması. Faul kararı. 0.8 saniye kala. Çu için faulü geldi. Çu için ilk faulü bu arada. Bitime çok az bir süre kala. Çu için yaptığı faul. Plum ilk atışı isabetli. ...36-27 Fenerbahçe. Olcay Çakır Turgut. Ayşe Cora savunmasında çok serstirildi ondan. Olcay şimdi Ayşe yine kapattı ve topu aldı. Ayşe Cora hızla rakip alanına geçti topla. Faul geldi Büşra. Büşra'nın da bakıyoruz pozisyonda üçüncü faulü sanıyorum. Evet. Enis'in ardından Büşra da faul sayısını 3'e yükseltti. Seher Naz oyuna girdi. Koç Ender Kaya. Büşra'yı da kenara aldı. Enis'in ardından Otaş'ta sıkıntılar büyümeye başladı. Beremeyenka. Bağız pas içeriye. Plum tersten. Ters turunca basket. Kelsey Plum'da. Güzel bir oyun Fenerbahçe. Seher Naz. Ayşe'nin baskısı ve faulü. İkinci faul yapmış oldu böylece Ayşe Cora. İki takım da bu çeyrekte faulleri dörtledi. Faul haklarını doldurmuş oldular böylece. Bitime 3 dakika 26 saniye kala. Bir de top kaybı bu arada. Erden Ay'dan Plum direkt olarak çembere doğru gitti. Erden Ay basketbol. Kelsey Plum. Sen oyuna dahil olacak Fenerbahçe'de. 3 dakika 20 saniyesi var. İlk yarının bu maça kadar Fenerbahçe'nin evinde ilk yarı performanslarına baktığımızda attığı sayı 46.5 ortalama. 7'yi 29.6 şeklinde. 7'ini geçme ihtimali yüksek ama bakalım şu anda 40 sayıdalar ve 6.5'lik bir açıkları var genel ortalamalarının. Sadece yine biraz gerisindeler. İlk yarı sonunda nasıl bir skor ortaya çıkacak? Buna da bakacağız. Az sonra Sarı Lacivertler'deki değişiklikler şimdi gerçekleşiyor. Sandan Esini ve Tuğçe ikilisi oyunda. Ayşe ve Bon kenarda. Bu arada Botaş Spor'da deplasmanlarda 7 sayı ortalaması 32.4. Şu anda o ortalamadan çok yüksek bir rakamla karşı karşıyalar. Çuiç bu kez başarılı olamadı. Plum savunma reboundu. Birsel. Kelsey Plum. Deremeyenka yine Plum'la oynadı. Dengesiz bir atış. İki oyuncu birden yerde kaldı Plum ve Çuiç. Hız uçum şansı. Otaspor adına olacak. Zorlukla topu geçirdi sağ tarafına ama bu arada faul kararı da çıktı. Zandar Esiniye mi? Evet. Zandar Esiniye'de faulleri üçledi böylece. Fenerbahçe'de Ayşe Cora ve Tuğçe Canites ikişer faulde ve ev sahibi ekipte 3 faule ulaşan ilk oyuncu oldu Cecilia Zandalasini. Olcay ilk atışı isabetli. Olcay Çakır Turgut 6. sayısını kaydetti. 41-29. Fenerbahçe'nin üstünlüğü. Rakip sahada baskı. Orayı geçti Sarı Lacivertliler. Birsel. Enis de oyuna girdiği başka 3 faulü Botaş Spor'da bu arada. Zandalesini en üstünden atışında isabet var. Cecilia Zandalesini'nin basketini izledik. 43-29. Fenerbahçe ikinci çeyreğin başındaki o bölüm hariç hücumda kesinlikle
tıkanmadı zaten ligin başından bu yana. Özellikle iç saha maçlarında Füçum'da zorluk yaşamayan bir takım durumunda beklenildiği gibi bu maçta da farklı bir durum söz konusu değil oyunun genelinde. Çuiş'ten bir top kaybı, faul bekledi Çuiş o pozisyonda. Plam, Birsel, tekrar Plam. Köşede zandarısını atmadı Plam'ı. Koş pozisyonda yakaladılar. Buldular ve Kersi Plam da o pozisyonda gerekeni yaptı takım adına. 46-29'da fark iyice açılmaya başladı. 17 sayılık bir fark. Fenerbahçe adına ligin en az sayı yiyen takımı olarak buraya gelen Botaspor ilk yarı ortalamasının gerisinde şu içine faul bekledi. Bu kez basketi buldu. Birsel. Sandalesini kriba çevirmiş, orada kapatmaya çalıştı. Tuğçe. Sandalesini. Plam ellerini kaldırdı. Top istiyor. Birsel süreye şöyle bir baktı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi veremeyen pozisyonda biraz geride kalmıştı. Çünkü savunma reboundu. Olcay. Krivacevic. Karşısında Beremeyenka. Olcay. Melis son pozisyonda top aldı. Faul kararı. Birsel'e çalındı faul. İkinci faul yapmış oldu. Böylece Fenerbahçe'nin kaptanı. Melis ilk atışı isabetli. Serbest atışlarda hata yapmıyor Melis Gülcan. Ve molaya gidiyoruz. Etkin bir skorda. 7 sayıda skora katkı yaptı Fenerbahçe molasının ardından. Tekrar hareketlenen oyun bomboş pozisyon zandaresiyle atmadı. Süreyi kullanmayı tercih etti sarı lacivertli oyuncular. Birsel. Tuğçe. İçeriye çok rahat indirdi topu ve Birsel. Birsel Vardar'ın demirbeli basketi geldi. Çuiç. Olcay. Mola sonrasında Aylin Darınç. Bu arada maçta ilk kez süre almaya başladı. Şimdi Aylin topu içeri indirdi. Beremeyenka topu çeliyor. Kayıp sonrasında Plam turnikeyi bıraktı ama basketi bulamadı. Plam kaçırdı. Şimdi Çuiç. Artık son anlar. Fake'ini kullandı. Aylin atışı başarılı değil. Plam yarı sahayı geçiyor. Plam süre bitti. İlk yarı sonunda 48-33 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Mutfakta her günün bulaşığı farklı. Bebek varsa mesela ne yemeği biter o mutfağın ne de maması. Herkes uykudayken senin gece mesain yine başladı. Yarınki toplantıya hazırlanmadan önce şimdi bir şeyler atıştırmanın tam zamanı. Kalabalık aile ziyafeti mi? Hafta sonunun olmazsa olmazı. Arçelik'ten Türkiye'de bir ilk. Bir kez koyduğunuz deterjanla bir aya varan kullanım rahatlığı sağlayan Otodoz akıllı ölçüm teknolojisi. Seçtiğiniz programa göre ideal deterjan miktarını ayarlar, kısa programlarda bile deterjan kalıntısı bırakmaz. Yeniliğin öncüsü Arçelik'ten. Aytemiz şaşırtmaya devam ediyor. Motorcu dostu istasyon, elektrikli araçlar için hızlı şarj, ücretsiz internet ve araçtan öde gibi şaşırtan hizmetlerden sonra şimdi de VKM Express'le araçtan inmeden, kart kullanmadan ödeme yapma imkanı Aytemiz'de. Geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fırat Ben. Yeni trend. Tatil coşkusunu erkenden yaşa. İndirimler, fırsatlar hep. Er
erken rezervasyon ve World'ü özel 12 ay taksit fırsatıyla. Tatilin adı Setur. Genel iç saha performanslarında sayı ortalamaları 89.9. İlk yarıda 48 sayı. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz. İlk hücum şansı Botaspor'un. Melis. Ters tarafı topu zorlukla gönderdi Aylin. İkinci yarı peşinde kendisine yer buldu. Soruyu sormadı. Turnike kaçtı. Birsel. Zandalesini. Beramienka perdeye geldi. Beramienka atmadı. Çuiç'un savunmasında Beramienka faul Çuiç'ten. İkinci faul yaptı. Claudia Monica Çuiç. Misafir ekipte üçer faul yapmış iki oyuncu Melis ve Büşra. Bir kez daha hatırlatalım. Anastasia Beramienka. 49-33. Bu da 50. sayı. Aylin. Krivacevic. Uçay kendisini gösterdi. İçeriye güzel bir pas. Aylin kaçırmıyor. Aylin Darınç'ın basketi. Ayşe Jora ona topu geçirdi. Zandalesini Ayşe Jora çembere baktı. Üçlüğü yolladı. Atışta isabet yok. Savunma ribandı Krivacevic. Çuiç. Çuiç'ten 3 sayı atış isabetli. Bunda da isabet var. Claudia Monica Çuiç atmaya devam ediyor. 20 sayıyı buldu. 8 sayıdan 20 sayı Çuiç'ten geldi. Botaş'ta Zandalesini. Beramienka. Tekrar Zandalesini. 6 saniye kala havada. Zandalesini. 3 sayılık basket Çuiç'e hemen cevap. Çeçilya Zandalesini'den. 53-38'de fark. Bir kez daha 15 sayı. Melis atmadı. Orta mesafe bir atışa yöneldi ve başarılı oldu Melis Gülçen. Birsel. Zandalesini. Ayşe. Tekrar Zandalesini. Mona indirdi topu. Gabon. Birsel. Köşeden bir üçlük. Burada da isabet var. Ayşe Jora'dan 3 sayılık basket. 56-40'da bu kez fark 16 sayı değerli izleyenler. Melis. Melis'in savunmasına Beramienka da katkı verdi. Çuiç dışarıdan atmadı bu kez. Yardım Beramienka. Pivot hareketleri ve güzel bir atışla sayıyı buluyor. Claudia Monica Çuiç. 22 sayı. Bir şekilde takımını oyunda tutmak için önemli bir çaba Çuiç'ten. Bu kez atış isabetli değildi Ayşe Jora'dan ve Gagne mola isteğini masaya bildirdi. Aylin. Krivacevic. Bon kapattı. Krivacevic basketi buldu. Ve Fenerbahçe molası. Araya gidiyoruz. Rakiplerine büyük üstünlük sağladılar. Ve kupayı müzelerine götürmeyi başardılar. Ama ligde 23 Şubat'tan bu yana maçı yok. Sarı lacivertlerin. Bugün itibariyle 21. hafta maçı BOTAŞ karşısında ve hemen ardından lig heyecanı devam edecek Fenerbahçe için ve BOTAŞ için hafta sonu başkentte BOTAŞ Çukurova mücadelesi var. Haftanın önemli eşleşmesi bir ayakla müdahale. 14 saniyelik süre. Birsel
Deremeyenka. Ayşe Cora. Şu iç kapattı Ayşe. Sonra yardımda geldi. Çok zor bir atış ama isabetli. Ayşe Cora. Finalde 10 sayı atmıştı. Bugün şu ana kadar 13 sayıyla Fenerbahçe'nin skoruna önemli bir katkı yapmış vaziyette. Ayşe Cora. Krivacevic. Olcay. Şu için perdesi. Pas hatası Kiyamon. Top kaybı Botaş. Ayşe. Deremeyenka. Şu için yanından döndü ve basketi buldu Anastasia Deremeyenka. Sonra Tuğçe oyuna girecek. Sarı lacivert ekipti. Olcay. Krivacevic. Çuic. Sıkıyorduk. Çember uzak. Top aldı Krivacevic. Dönerek atışı isabetli. Tiana Krivacevic'in basketi. Skorda tutunmaya çalışıyor Botaş. Uzun süredir 60-46. 14 sayılık fark ama Fenerbahçe avantajını bırakmıyor. Çift taneli rakamlarla değişken de olsa ifade edebileceğimiz avantaj Selçuklular adına devam ediyor. Ayşe kenara geldi. Ayşe Çora, Tuğçe Canıtes oyunda. Deremeyenka. Sadana Sini havada. 3 sayılık atışta isabet yok. Melis savunma ribaundu. Olcay, Birsel perdeye takıldı. Krivacevic gelmişti oraya Melis. Melis Gülşan içeriği zorladı ama çemberi göremedi. Ramenka kapattı. Birsel, Zandalasini tekrar Birsel Vardarlı Demirben içeriye. Güzel bir pas. Ramenka. Birsel 3 saniye. Birsel Vardarlı Demirben. Yükselik atışta isabet yok. Von geldi oraya ama savunma ribaundu çıktı o pozisyondan. Melis. Melis Gülcan. Olcay'a geçirdi topu. Olcay Çakır Turgut. Krivacevic el üzerinden. Atışta bu kez isabet yok. Savunma ribaundu Tuğçe. Ve şimdi Birsel. Von. Bir kez daha Birsel. Özge Yavaş az sonra Fenerbahçe'de yeniden oyuna girecek. Ramenka. Savunmanın gayreti orada. Ve Çuic'e gösterilen bir faul sanıyorum. Evet. Üçüncü faulü yapmış oldu. Claudia Monica Çuic. Özge Birsel değişikliği. Özge Yavaş oyunda. Tuğçe atmadı. Tuğçe Canıtes. Beremeyenka. Anastasia Beremeyenka. 62-46. Beremeyenka da şu ana kadar 13 sayıda. Krivacevic. Ters tarafa iki oyuncu orada birbirine girdi. Çuic ve Melis. Büşra oyunda bu arada. Aylin kenara geldi Botaş'ta. Özge. Tuğçe. Sandalesini. Von. Von. Von'un atışı isabetli. Güzel bir atış izledik. Kiyamon'dan. 64-46. 18 sayılık bir fark. Gelsin Blan az sonra oyunda olacak. Fenerbahçe'de. Büşra. İkili sıkıştırma. Doğru top kaybı olmadı. Melis. Krivacevic'in üzerinden zor bir atış. Bu da güzel bir atış. Ona karşılık. Krivacevic. Sandalesini. Tuğçe
Özge. Topun kontrolünü kaybetti. Top kaybı sonrasında Büşra'nın önüne bir top ama Özge de hızlı Büşra durumu toparladı. Basketi buldu. Özge yavaş. Büşra'nın savunmadaki çabası. Zanarisi'nin burada savunma temposu Botaş'ın o anlarda etkili olmaya başladı. Çuiç topla direkt olarak inmek istedi çembere doğru ama müsaade yok. Orada Veremeyenka'nın çabası kayda değer. Plam oyuna giriyor. Bon kenara gidiyor. Ve bu arada molaya gidiyoruz. Değerli basketbol severler Botaş molası. Sarıracı verdiler. Oyunu, skoru önde götürmeyi sürdürüyor. Büşra şimdi Olcay. Olcay'dan bir üçlük. Başarılı değil, önemli bir atıştı. İsabet kaydedemedi kaptan Olcay. Özge. Şu Akbaş karşısında. Özge yavaş. Plam. Kelsey Plam. Veremeyenka'yı indirdi. Anastasia Veremeyenka. Savunmaya yardım geldi. Basket var mı? Hayır. Tiana Krivacevic ilk faulü yaptı. Takım halinde bu çeyrekte faul haklarını doldurmuş oldu böylece. Botaş'ta oyuncular 4 fauldeler. Anastasia Veremeyenka Fenerbahçe'de, Botaş Spor'da bugün serbest atışlarda gerçekten çok yüksek yüzdeler yakalamış durumdalar. Lacivertler'de takım halinde toplamda sadece bir atış kaçtı şu ana kadar. 15 serbest atışta 14 başarı var. Hesaplarımda bir yanlışlık yoksa. Olcay. Krivacevic. Orası kapalı. Veremeyenka çok iyi kapattı. İyi bir savunma. Çuic zor bir atışa yöneltti o savunma ama burada da isabet var. Vladimonika Çuic takımını hücumda taşımayı sürdürüyor. Zandalasini orta mesafe bir atış isabetli. Güzel bir şut. Cecilia Zandalasini'den. O da 13 sayıda. Olcay. Melis. Melis. Faul. Cecanites. İki serbest atış mı? Evet. Melis Gülcan. Ona faul yapan Tuğçe de faul sayısını 3'e çıkarmış oldu. ...54.4 saniye kaldı 3. çeyreğin sona ermesine. İkinci atışını kaçırdı Melis. 68-53'te 15 sayılık fark. Özge topu getirdi. Olcay savunmasında. Özge yavaş. Zandalesini. Çuviç'ten bir an için sıyrıldı. Tuğçe atmadı. Çembere sokuldu. Atışta isabet yok. Kendi ribaundu kovaladı. Aldı. Sonrasında faul. Bu arada Botaş Spor'un en skorer ismi Vladimonika Çuviç. Faullerini dörtledi. Az önceki pozisyonun ardından 24 sayı, 4 faul. Koç Ender Kaya oyuncusunu kenara aldı. Maç saatinde 24 saniye saat arasında 12.8 saniyelik bir fark. 36.8 saniye var. 3. çeyreğin sona ermesine Tuğçe atışı başarılı ve şimdi Ayşe Çor oyuna girecek Fenerbahçe'de. Son periyot öncesinde 70 sayıyı buldu Fenerbahçe'de. Botaş'ın bu maça kadar deplasman ortalaması 7 sayı plasmanında 62.9'du. 3. çeyrek içinde bu sınır rahat bir şekilde aşılmış oldu Fenerbahçe adına. 75.4 ortalamaları var deplasmanlarda ama onun çok gerisindeler şimdilik. 53 sayıdalar. Krivacevic. 3.2 saniyesi var Botaş Spor'un bu hücumu sonuçlandırabilme adına.
Kribačević. Amerika'nın baskısı. Ona çok zor bir atış yöneltti. Bu atışta kaçıyor Olcay'dan. Artık 3. çeyrekte son saniyeler. Son bir üçüm şansı Fenerbahçe. Ayşe Cora atmadı. Ayşe çembere yaklaştı. İyi bir savunma gördü orada ve hatalı yürüme. 1.4 saniyesi var. 3. çeyreğin. Top Büşra'da ve 3. çeyrek sona eriyor. 70-53'lük skorla. Fenerbahçe top kayıpları 7-11. Kotaspor 11 top kaybı yaptı şu ana kadar. Ve artık son çeyrek. Az sonra Tigo oyuna girecek Fenerbahçe'de. Kelsey Plum. Plum topun kontrolünü kaybettiği yerde kaldı. Şimdi bir hızlı hücum şansı. Beliz topu geçiriyor. İçeriye doğru Sernas. Kolay bir turnike basket. 70-55. Plan. Ayşe. Özge. Tekrar Ayşe. Ayşe içeri drive'ı. Basketbol çıkardı o pozisyondan Ayşe Cora. 6 saniye kala hücum süresinin bitimine hareketlendi. Çembere doğru ve basket faul çıktı. Anastasya Veremeyenka kenara geliyor. Tilbe Şenyürek oyuna giriyor. Ayşe tek atışında kaçırmadı. Olcay. Sehernaz, Aylin. Yoksa doğru geldi. Farkındaydı, hareketlenmişti oraya topsuz. Karşılıklı kayıplar. Şimdi Olcay, Aylin. Atış kaçtı Olcay. Hücum ribaundu. Bu kez kendi kullandı bu şansı ve baskete çevirdi. 73-57. Tuğçe. Tilbe. Plam. Plam. Çembere doğru gitmek istedi. Aylin kapattı. Atış başarılı değil. Olcay. Aylin. Tekrar Olcay. Ayakta müdahale Ayşe'den. Olcay top oyuna soktu. Erdenay. Melis. Melis'ten 3 sayılık atış başarılı değil. Savunma ribaundu Erdenay. Düzeltiyorum. Hücum ribaundu tabii. Savunma değil orada. Dış atış da Olcay'dan geldi. Son anda çeviriyor Melis. Olcay. Timbe'yi kapattı orayı. İçeri indirilen top. Dengesiz bir atış. Aylin'den başarılı değil. Plam. Kelsey Plam. Ayşe Cora. Tekrar Plam. Sayılık atış. Başarılı değil. Çemberden seken top Melis'te kaldı. Melis Gülşen. Topuna müdahale Tuğçe ama top Botaş'ta kaldı. Sehernaz. Aylin yaklaştı top aldı. Olcay köşeye gönderdi. Erdenay pozisyonu düzeltti. Yaklaştı orta mesafe atışı. Başarılı değil. Özge Yavaş. Kelsey Plum. Bağlısı içeriye Tuğçe. Tuğçe Canıtes. İçeriği zorluyor. Potal atışında isabet buluyor. Tuğçe Canıtes. Olcay. İkili sıkıştırma. Dışarı çıkarılan top Beliz. Üç sayılık atışta başarı yok. Tuğçe Canıtes savunma reboundu. Plum. Özge Yavaş, içeride Tilbe, ters turnike basket, Tilbe'den. Güzel bir oyun, güzel bir hücum Sarı Lacivert ekipte. Olcay.
Olcay ve kapattı. Aylin'e iyi bir düşünceli bir pas aslında ama kontrolü sağlayamadı. O topu alamadı Aylin. Büşra oyuna giriyor. Aylin kenara gidiyor. Ters tarafta Fenerbahçe'de de Esra Ural Topuz oyuna girmek için hazır. Tuğçe Canites kenarda. Özge. Tibe bıraktı. Ayşe şimdi Esra sırt dönüp top aldı. Potal atışında isabeti bulamadı Esra. Büşra. Fenerbahçe daha sonra Zandara Sini oyuna gelecek. Melis. Büşra 3 sayılık atışı başarılı değil. Olcay hücum reboundu. Olcay Çakır Turgut. Seher Naz. Bu kez o deniyor dış atışı. Bu da başarılı değil. Ayşe Cora. Bir kez savunma reboundunu aldı. Özge. Ters tarafta Plam. Top bekliyordu. Onu görmedi arkadaşları. Şimdi Esra yine sırtlanıp top aldı. Dışarı çıkardı. Yardım gelince Kelsey Plam. Ayşe Cora. Çembere topsuz gitti. Top kaybı. Olcay. Melis. Esra karşısında pozisyon aldı. Üst üste karşılıklı olarak kaçan atışlar iki takımdan. 77-57 ile 20 sayılık fark Fenerbahçe adına devam ediyor. Plan. Ayşe. Esra. Tekrar Ayşe Cora. O da kaçırdı. İki takım adına hücumlara bir şeyler oldu. İki takımın da hücumda tıkandığı anlar. Şimdi bir top kaybı BOTAŞ'ta Fenerbahçe. Esra ile hücumda. Esra çengel atışı. Bu atışında isabet yok. Atışlar kaçmaya devam ediyor. Ve Halil Gani'ye artık mola zaman dedi, kenara işaret etti. Kaçan atışlar, durmayan oyun. Sandalyesini hala değişiklik sandalyesinde. Olcay güzel pivot hareketleri sonrasında o da atışında basketi bulamadı. Ayşe'den Plam'a. Kelsey Plam, 3 sayılık atış. Kelsey Plam, bu da isabetsiz. Olcay. Seher Naz, Büşra atmadı, Plam kapattı. Şimdi Melis. Melis çembere doğru yaklaştı. Bu da kaçtı. Sadece faul. Esra Ural Topuz'un ilk faulü oldu. Zandalesini oyuna giremeden mola geliyor değerli izleyenler. Bu işin rakamsal açılımına gelince iki takımın hücumda tıkandığı süre 5 dakikadan daha fazla. Enteresandır. Çok uzun bir süredir iki takım da sayı bulamamıştı. Şimdi skor bir adım gelişti BOTAŞ hanesinde. 77-59 oldu. Ayşe Cora. Özge'den Esra'ya. Düzeltiyor. Tilbe'den Esra'ya gitti. Şimdi Esra'nın pası Özge yavaş. Dışarı çıkardı. Tilbe boşta. Tilbe'nin atışı başarılı değil. Esra o topu alamadı. Melis. Çuiç yeniden oyunda. Çuiç atışı isabetli. 3 sayılık basket yine Çuiç'den. Bu sezonun en iyi performansı. Sayısal anlamda Claudio Monica Çuiç. Sezon BOTAŞ'ın resmi maçlarına bakıldığında Canik karşısında, Canik Belediyesi karşısında 24 sayısı vardı. İki Kayseri basket maçında 22'şer sayı atmıştı Claudio Monica Çuiç. Bugün sezon performansı diyelim 27 sayıyla, 62 sayının 27'si Çuiç'e ait. Ters tarafta Fenerbahçe'nin 77 sayısı. 77-62'lik skor. Çuiç, Melis atmadı. Biraz yaklaştı çembere. Orta mesafeden basketi buldu. Melis Gülcan.
burada Fenerbahçe hala 77 sayıda. Ayşe Jora, Özge Yavaş. Özge içeri penetresi, atışı isabetli. Çok uzun bir sürenin ardından bir basket Fenerbahçe adına. Krivacevic. Esra'nın yanından döndü. Ders 12 basket. Tiana Krivacevic. Son 2 dakikanın altına indi süre. Özge. Faul. Büşra'nın 3. faulü oldu. Güzel diyorum. 4. faulü oldu. Zaten 3 fauldeki 2 oyuncudan biriydi Büşra. Melis ile birlikte az önce 4. faulü yaptı. Sandalesini. Sandalesini'nin basketi. ...81-66. Olcay. Olcay'dan bir üçlük. Başarılı değil. Büşra oraya geldi. Olcay seken top kovaladı ve hücum reboundu sonrasında basketi buldu. 81-68. 13 sayılık bir fark. Son 1 dakika 20 saniyenin içine girdik. Ayşe. Zandaresini. O topa müdahale çabası. Şu içten yeterli olmadı. Ayşe Cora. 3.8 saniye kala turnike basket. Özge Yavaş. 4 sayıyla oynuyor Özge. Olcay. Olcay çembere gitti. Dışarı çıkardı Melis boşta. Melis'in atışı isabetli değil Melis Gülcan. Mücadelenin ikinci yarısında bu dış atışlarda önemli bir sorun yaşadı. Misafir ekipte Krivacevic'in 13 sayısı var. 27 sayılı oynayan Çuiç'e en iyi desteği o verdi. Kaptan Olcay'ın 10 sayıyla skora katkı yaptığını belirtelim. 68 sayıda Botaşspor Fenerbahçe artık yeni bir galibiyete çok çok yakın, çok rahat. Faul yapıyor Büşra o pozisyonda ve maçı tamamlıyor 5 faulle. Sarı lacivertler ligin 21. hafta mücadelesinde az sonra sona erecek bu maçta Botaşspor'u mağlup etmiş olacak. Merve Arı bu arada Fenerbahçe'de oyuna girecek. Ligde bu maç öncesinde iki takım arasında oynanan son 10 maçın 9'unda galip gelmişti Fenerbahçe 9-1. Önemli bir performans. Bugün de farklı şekilde galip gelmiş olacaklar ve böylece 21. maçları sonunda puanlarını 38'e yükseltip yeniden ikinci basamağı alacak. Sarı lacivertler ligde 21 maçta 20 galibiyet ve sadece bir mağlubiyette Çukurova Basketbol'un liderliği devam ediyor. Botaşspor'un da hafta sonu bir kez daha hatırlatalım. Lider karşısında bir sınavı var başkentte evinde. Destunike, Melis'ten güzel bir atış ve isabetli. 83-70. Ayşe. Ayşe Çora. Dışarı çıkarttı. Top Merve atmadı. Süre yetmedi. Atış geçerli değil ve böylece Fenerbahçe Botaş'ı 83-70 mağlup etmeyi başarıyor. For the team to rest a little after this 3 weeks very 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 intense. Açıkçası takımın biraz bir yorgun gördüm ben. Son 17 günde 7 maç yaptık ve 6'sı dış sahadaydı. Zorlu bir 3 hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Takımı yorgun gördüm. Hücumda iyiydik, iyi yüzdeler tutturduk ama savunmada geliştirmemiz gereken, önlememiz gereken çok şey olduğunu gördük ama takımın yorgun olmasından kaynaklandığını düşünüyorum bunun. Şimdi rejenerasyona ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu süreçte onu yapıp önümüzdeki playoff'u hazırlanacağız. We play really good, especially in defense, and then our offense just came itself, so I'm happy about the game, yeah.
Mutluyum bu karşılaşmadan ötürü. Önemli bir karşılaşmaydı çünkü tekrar ritme girmemiz ve kaybolan güvenimizi biraz geri kazanmamız açısından önemli bir karşılaşmaydı. Biz iyi savunma yaptığımızı düşünüyoruz ve hücumdaki başarımız da açıkçası bu iyi savunma sayesinde geldi bugün. Tabii Euroleague'den sonra ağır bir darbe aldık Euroleague'de. Hepimiz çok üzüldük. Böyle bir darbeden sonra bu şekilde Türkiye Ligi'ne enerjik bir şekilde dönmek çok zor ve çok zordu ve bizim için çok önemliydi. Biz daha çok rotasyon yapan bir takımız BOTAŞ'a göre. Bunu da avantaja çevirdik. Sert oynamaya ve hızlı oynamaya çalıştık. Ve zaten 83 sayı bulduk. Yani içeriden de daha güçlüdük uzunlarımızda. O yüzden bu iyi yönlerimizi bilip bunların üstüne gidip iyi bir galibiyet aldık.